Turgut Bey. Umarım Beyhude havadislerle beni oyalamak için gelmedin cancağızım. Zira artık sabrım tükenmeye başladı. Hayır Turgut Bey. Haberler müspet. Nazif Kara'yı getiriyorlar buraya. Yoldalar şimdi. Demek o? Yakalandı sonunda ha? Nasıl Tonga'ya düştü bu Kara ailesi, hayret. Oysa ki karanlık işlerin kitabını yazar bu baba oğul. Hiç yakıştıramadım doğrusu. İşin aslı Turgut Bey, Nazif Kara sınırda kendi teslim olmuş. Teslim mi olmuş? Allah Allah. Evet. Neyse. Demek ki zat-ı muhterem doğru yolu buldu. Ya da ömrünün son günlerinde Türk adaletinin kudretine karşı koyamayacağını idrak mı etti demeliyim. Bilemedim. Neyse. Ne fark eder değil mi cancağızım? Adalet sonunda yerini buldu ya. Gel Kemal, gel. Ben de tam çıkıyordum. Ne oldu? Var mı bir haber? Abi haberler kötü. Ne demek kötü? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Konuşsana lan. Nazif Kara sınırda teslim olmuş abi. Ne? Emin misin? Evet. Şimdi haber geldi abi. Abi. Ne yaptınız? Uğurladınız mı yolcuları? Dediğini yaptık abi. Hı. Geriden girdin, sınıra kadar peşlerinden gittik. Bir sıkıntı çıkarsa ne olur olmaz, sınırdan geçirecektik ama Nazif abi gümrük kapısına varmadan indi minibüsten. Polisin karşısına gitti, teslim oldu. İşte benim kibarım. Keşke bu defa beni yanılsaydı. Gibi. Kaçtılar. Kimsenin bir yere kaçtığı yok. Nasıl? Yakalandılar mı? Kimin ne yaptığını bırak da git adam gibi çocuğuna babalık et. Bir daha da kimseyi ispiyonlama. O dilini ensenden çeker çıkartırım. Ben ispiyoncu değilim. Öyle mi? Lan daha dün adamları enselemese gidip polislere ötmeyecek miydin Nazif'lerin kaçtığını? Ya Nilay hususuna ne diyeceksin ha? Kızın yerini yılana uçurmadın mı? Şükret Nazif insan. Haberi olduğu halde gebertmedi seni. Benim damadım olacaktın. Şart olsun iki kaşın arasından mıhlardım seni. Şimdi defol git. Bir daha karşıma çıkma. Thank you.
Şerefsiz. Gene buradayız Han Nazif Kara. Daha kaç kere arşınacaksın bu yolu? Bu defa son. Babamla annem kavuşmuştur değil mi Allah? Evet kuzum. Demek ki babam annemi daha çok seviyormuş. Beni bıraktı, onun yanına gitti. Olur mu kuzum öyle şey? Bütün anne babalar evlatlarından daha fazla hiç kimseyi sevemezler. Sen annenle babanın biricik kızısın. Hala. Melekler hiç geri dönemezler mi? Ben annemle babamı bir daha hiç göremeyecek miyim? Onları göremeyeceksin ama... Seninle hep onlar... Kalbindeler. Her ihtiyaç duyduğunda konuş onlarla. Bir yerden sana güç gönderecekler. Sevgilerini gönderecekler. Sen sakın melek olma. Beni bırakma Allah. Geri de otur kızım. Gözlerim bozulacak. Hadi gel meyveni ye. Nasıl gideriz? Uzaklara. Tuba kızım, anneni duymadın mı? Senin bizi bulamayacağı yerlere. Orada kendimize yeni bir hayat kurarız. Ah, bırakmazlar Fikret. Bulurlar bizi. Yaşatmazlar. Ne olursa olsun götüreceğim seni. Kurtaracağım bu hainlerin elinden. Alo. Hatırladın mı Hakim Bey? Nazif Kara'nın oğlu Mahir Kara. Evet. Senin sokaktayım. Evinin karşısındaki telefon kulübesinde. Hemen dışarı gel, konuşacağız. Kimmiş Akın? Hat düştü, bilmiyorum. Televizyon yeter, hadi kızım yatmaya. Ama baba daha bitmedi ki. Hadi kızım. Evin yüzünü yıkayalım. Ablan da uyudu zaten. Lütfen, İyi geceler de babaya. Bir... İyi geceler baba. Sahibi, beni var eden çok muhterem Necdet Bey için terennüm edeceğim. Kabulünüzü lütfediyorum efendim. (Gülüyor)
senden ırak sevgilim. Çekilmez biçim dedin bu iftirak sevgilim. Yavrum. Uyudu mu? Uyudu. Gülizar Hanım'ı gönderdim. Zaten bu halimizde dedikleri kanıma dokundu. Neyse. Neşe birkaç gün bizde kalacak, öyle anlaştık. İyi etmişsin. Bizim Neşe'ye, Neşe'nin de bize ihtiyacı var. Sen ne yapıyorsun Feride? Bir şey arıyorum anne. Bir şey arıyorum ve bulacağım. Bu çocuk neden bu halde? Neden bu acıları çekiyor? Ben bulacağım. Ben eğer Melih'i biraz olsun tanıyorsam, bu sıradan bir buhran değil, bir sebebi var. Ve mesuliyeti kimdeyse ben bunu bulacağım, hesabını soracağım. Ben artık kalkayım. Mahir'in işi uzadı belli ki. Abim gelir birazdan. Bir çay daha içseydin. Yok Songül. Saat geç oldu. Size de daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Estağfurullah evladım. O nasıl laf öyle? Uğrarım ben yine. Peki evladım. Lütfen rahatsız olmayın. İyi geceler. Sana da oğlum. Ben seni geçireyim. Çabuk kavuşacağımızı hiç düşünmemiştim. Ben de. Bir tarafım sevinç içinde. Senin yanında, yakınında olmak ne kadar güzel ki. Ama bir yanım kan ağlıyor. Paramparça. Güzel şeyler düşün. Tamam. Tamam.
Neyse efendim, çok teşekkürler. Baba, bir şey soracağım. Son zamanlarda Melih senin çalışma odanı kullanıyor muydu? Yok. Neden sordun? Bir iz arıyorum. Bir not, bir neden. Ardında bir şey bıraksaydı şimdiye kadar bulmaz mıydık? Bilmiyorum. Ama kafasını meşgul eden şey neydi ben öğrenmek istiyorum. Hangi dosya üzerine çalışıyordu son zamanlarda? Ya da takip ettiği haber neydi, hiçbir şey bilmiyoruz. Of kızım, zaten canım yanıyor. Bir de bu sorularınla üstüme gelme. Baba, ne olur yine kestirip atma. Melih karısının öldüğü binada intihar etti. Sence de bu garip değil mi? Tam tersi. Sebebi ayan beyan ortada. Karısının acısını unutamamış işte. Bu kadar basit mi? Oğlunun neden canına kıydığını öğrenmek istemiyor musun? Öğrensen bana ne faydası olacak Feride? Melih geri gelecek mi? Oğlumun kokusunu duyabilecek miyim? Ona sarılabilecek miyim? Oğlum gel, ben senin bütün yaralarını sararım deyip saçını okşayabilecek miyim? Nedenini öğrensem ne olur, öğrenmesem ne olur? Oğlum canına kıydı işte. Hepimizi ezdi geçti. Baba, çok özür dilerim. Ben seni üzmek istemedim, gerçekten çok özür dilerim. Endişe etme kızım. Ben iyiyim. Hepimiz iyi olacağız. Ben biraz yatıp dinleneyim. Sen de öyle yap. Bu acının tesellisi ömür boyu olmayacak. Haklısın baba. İyi gece baba. Sana da kızım. Girin. Süheyda Hanım, bunlar sizin için. Kim bu İnceroğlu beyefendi? Patron. Keşke seninle göndereceğine kendisi getirseydi. Buldun da bunama. Barut abim evli barklı adam. Kibarlığından lütfetti de gönderdi. Kıymetini bil.
Teşekkür ederim, çıkabilirsin. Gel. Rahatsız etmiyorum inşallah. Buyurun. Çiçeklerinizi aldım. Çok güzeller. Gerçi siz adamınızla yolladınız ama ben bizzat kendim gelip teşekkür etmek istedim. Sahnede yaptığınız jeste küçük bir karşılık. Ne kadar incesiniz Necdet Beyciğim. Bu devirde sizin gibi hassas bir erkekle karşılaşmak çok zor. Olanlar ya babam yaşında ya da sizin gibi evli. Teveccühünüz. Eğer karınız kızmazsa soğuk bir şeyler içelim mi? Ne içersin? Sen yat hayatım. Ben biraz daha çalışacağım. Ne istiyorsun? Niye geldin? Neden? Nedenini bilmek istiyorum. Bu senin ilk idam kararın. Tek duruşmada nasıl hüküm verdin? Sana kalemi kırma emrini kim verdi? Kimse. Kimse bir emir vermedi. Bu benim kararım. Değil. Biliyorum. Biri seni korkuttu. Tehdit etti. Her ne olduysa oldu. Git buradan. Yoksa polis çağıracağım. Eğer bu senin vicdanının hür kararı olsaydı, inansaydın şimdiye kadar polisi çoktan çağırırdın. Vicdanında bir ses susmuyor.
eski bakanın oğlunun intiharı Şahdoğlu ailesini derin bir kedere boğdu. Yurttaş gazetesi muhabiri Melih Şahdoğlu'nun canına neden kıydığı bilinmiyor. Gardiyan! Gardiyan! Buyurun savcı bey. Benim derhal telefon açmam lazım. Derhal. Evet. Mehmet Sayın Beyciğim. Benim Turgut. Şimdi gazeteden öğrendim Melih'i. Ne hazin bir hadise. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kim bilir ne haldesiniz. Nasıl olur? Neden böyle bir şey yapsın ki? Biz de bilmiyoruz. Sakın şu eski davayla alakalı olmasın. Şu eski dava diyor. Duydum. Feride sorgusu öyle başladı zaten. Umarım yaşadığımız ıstırapla kalırız. Daha feci şeyler olmaz. Haklısınız. Ben de böyle bir şey olmasını asla istemem. Feride hakikati kesinlikle öğrenmemeli. Buna katlanamam. Hiçbir şey bilmemeli kızım. Hiçbir şey. Günaydın kardeşim. Gelsene. Günaydın abi. Dün bekledim seni. Gelmedin. Neredeydin? Babam davasına bakan hakimin peşine düştüm. Niye abi? Ne işin var? Mahir adam hakim, hakim. Aldırtır seni içeri görürsün. Adam korkuyor. Madem onlar insanları korkutarak susturuyorlar, ben de konuşturmanın bir yolunu bulacağım. Suyu tersine çevireceğim. Başka çarem kalmadı. Günaydın Yasin. Ne zaman geldin? Şimdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dayı. Dayım. Ben okula gidecek miyim? Evet abi, önlüğünü giydirdim ama bilemedim. Gideceksin Nazif. O da gidecek, sen de. Hepimiz hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Babamın kararının onaylanmasına zaman var. Ben de bir çıkış yolu bulacağım. Hadi bakalım. İlknur'um, kardeşim nasılsın? İyiyim abi. İyiyim. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hadi gelsene bir içeri. Songül, hadi gel sofrayı kuralım kızım. Kim taratmış binayı? Bir sonuç çıktı mı? İncelemeye devam ediyoruz. Yalnız şurası kati. Kullanılan silahlar kaçak. Henüz Türkiye'de bile gün ışığına çıkmamış. Bizde yok. Ordu'da yok. Kim haber uçurdu peki orada olduğumuzu? İşte orası muamma. Anne. Ha. Buradan gideceğimizi birine söylediniz mi? Yok oğlum. Kimseye demedik. Sen saklayın deyince. Demediniz değil mi? Ben kimseye demedim. Demedik anne, çocuk muyuz biz? Hayır, ağzınızdan kaçırmış olabilirsiniz ya dedim. Belli. Biri peşimize düşmüş. Hala. Babam da annem gibi toprağın altına mı gömecekler?
peki evde odamda kalsa hem özlediğimde sarılır mı babama? Hiç gitmemiş olur. Bu maalesef mümkün değil. Meleklerin birbirleriyle kavuşabilmeleri için o toprağın altına girmeleri gerekiyor. Şimdi biz annemle babamı kavuşturmaya mı gidiyoruz? Yaşasın. Ya Rab, neler yaratıyorsun? Kale memurunuz geldi Turgut Bey. Öyle mi? Gel Nihat'cığım, gel. Merhabalar Savcı Bey, nasılsınız? Nasıl olayım cancağızım, işte görüyorsun. Bu Melih Şadoğlu'nun hazin ölüm haberi beni ziyadesiyle etkiledi. Ne hazin, ne geniş. Haklısınız efendim. Allah geride kalanlara sabır versin. Bunun mutlak bir nedeni olmalı Nihat. Her intihar eden ardında iz bırakır. Feride ile konuştum. Taziye için. Kızcağız perişan, yerle yeksan vaziyette. Onunla derin bir dostluğumuz var. Belki kardeşinin ölümüne neyin neden olduğunu bulabilirsem bir nebze olsun acısını hafifletmiş olurum. Değil mi? Tabii efendim. Hemen git Yurttaş Gazetesi'ne. Melih Şadoğlu'nun masasına, dolabına, eşyalarına bak. Bir iz, bir pusula, bir şiir. Herhangi bir şey bulursun belki. Bana getir. Tamam Turgut Bey. Derhal. Sen miydin? Açsana, otur çay koyayım. İstemez. Gece gelmedin. Ne o? Merak mı ettin? Elindekileri koy da kazanı yak. Su dökün Ece. Efendim yavrum. Babam bir keresinde yer anneni görmek istiyorsan yıldızlara bak demişti. Şimdi benim iki tane mi yıldızım oldu? Anne, Neşe'yi cenazeye götürmesek. Çocuk ne hissettiğini bilmiyor, iyi değil. Olmaz kızım, babası o. Biliyorum küçük. Ama hem kabullenmesini kolaylaştırır hem de büyünce cenazesine bile götürmediler demez. Hadi. Oğlum, bizim için de Feride'ye başsağlığı dileyin. Allah sabır versin ona da.
Kızım, sana hoşaf kaynattım. Hadi içi verdi, için yumuşasın. Ellerine sağlık annem. Anne, ben bir Ayten ablalara geçeyim mi? Geç kızım, bizden de selam söyle. Necdet girdin mi? Temiz havlu getirdim. Bırak içeri. Asıyorum kapıyı. Hah, Songül gel. Abla, ben sana bir şey soracağım ama bana küsmeni istemiyorum. Sor canım, ne istiyorsan niye küseyim? Hani ben kaçacağımızı bir tek sana dedim ya. Hı. Sen onu başkasına söyledin mi? Aşk olsun Songül. Bugüne kadar hangi sırrını açık ettim de bunu söyleyeyim? Yok abla, ben öyle demek istemedim. Belki üzülmesin diye Nurten'e demişsindir. Asla. Ne Nurten'e ne bir başkasına ağzımı açtım. İstiyorsan yemin edeyim. Tamam ablacığım. Ben seni üzmek için demedim. Sadece kim yerimizi nasıl öğrendi onu merak ediyorum. Abla ne oldu sana? Ay dur canım, telaş edecek bir şey yok. Gardırobun kapısını açık unutmuşum. Uyku sersemi gece tuvalete giderken ona çarptım. Bir şey yok yani. Bak ne diyeceğim. Çay var hazırda. Sen geç içeri, ben bize bir çay koyup geleyim, tamam mı? Hadi otur sen. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. Mekanın cennet olsun Melih. İnşallah gittiğin yerde aradığın huzuru bulursun. Baksana abi. Aile bitmiş. Hele Feride. Allah sabır versin. Ne kara kaderimiz varmış. Sevdiğimin en acılı gününde yanında olamıyorum. Elini tutup teselli edemiyorum. Acısını yüklenemiyorum. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Başın sağ olsun Feride. Aman abi. Gözünü seveyim sakin. Bu herifin Feride'nin yanında durmasına bir saniye müsaade etme. Ne şimdi? Böyle bir şey yapacak değilim. Allah'ım sen sabır ver. Arkadaşınızın cenazesini ailesine teslim ettik. Başınız sağ olsun. Tabii çok üzüldü insanlar. Ne oldu, nasıl oldu diye sordular. Biz de bir şey bilmediğimiz için cevap veremedik tabii. Neyse, biz vazifemizi yapalım dedik. Hayrına helva yaptırıp dağıtacağız. Yemek saatinde size de getirir arkadaşlar. Bu gözünü açmadı mı daha? Açalım biraz.
Aç gözlerini. Ne için uğraştık biz Orhan Efendi? Sen neden yedin bu dayağı? Ben niçin Turgut'la papaz oldum? Baban kaçıp kurtulsun diye, değil mi? Kısa kes. Kısası uzunu kalmadı. Yolun sonuna geldik. Çünkü baban sınırı geçip gideceğini, gidip polise teslim olmuş. Dün geri getirdiler Nazif Karay'ı. Beni babama götür. Babam firar edip geri gelmiş, sen koğuşunda adam öldürülmüş. Ben sana diyeyim, unutma. Herkesin gözü üstümüzdeyken ölsen yan yana gelemezsiniz babanla. Serdar. Serdar. Evlat. Serdar. Hiç kusura bakma. Bundan böyle Kara ailesine bulaşmam. Size dokunanın başı yanıyor. Ali. Gel evlat. Tekrar başınız sağ olsun Sayın Bakanım. Becerememişsiniz. Maalesef ellerinden kaçırmışlar. Ama babası yeniden teslim olmuş efendim. Hapishanede. Ben teslim olmasını değil, Kara ailesinin silinmesini istedim. Sağ ol. Arabadan enişini görecektin abla. Kendi canından vazgeçti. Hem de sırf bizim için. İçine sindiremez ki o kaçmayı. Peki ne olacak şimdi? Asacaklar babamı. Şşt! Amma uğursuz lafı. Hayırdır hanımlar? Kızım sen yine mi nişanlınla kavga ettin? Ben gideyim artık. Evdekilere selam söyle. Ben İlker ablaya uğrayacağım sonra. Gene ne derdi varmış bunun? Hiç. Geçen sefer de öyle söyledin ama altından Çapanoğlu çıktı. Vallahi bu sefer bildiğin hiç. İstersen gene döv. Yok yetmez diyorsan istersen bu sefer öldür. Öğrenebileceğin hiçbir şey yok. İyi misin? Eve gidelim. İlacımı almam lazım. Feride, annenler iyi değiller. Eve gidiyorlar. Hadi biz de gidelim. Ama yapma böyle. Hadi. Siz gidin. Ben gelmeyeceğim. Rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Senin ne işin var burada? Çoktan gitmiş olmalıydın. Kaderde bugünün de yanında olmak varmış Feride.